3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklar. Bugün gündeme oturan konular arasında Türkiye ile Suriye'de halklara karşı katliamlar gerçekleştiren çetelerin ilişkisi vardı. Yanı sıra yıl dönümü yaklaşan Paris katliamına tepkiler var. 2014 yerel seçim çalışmalarını da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce sıcak bir gelişmeyi aktaralım. BDP'li vekillere yönelik hukuksuzluk son buldu değerli izleyenler. BDP'li vekil Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan tahliye edildi. Ancak Yıldırım halen binlerce siyasi tutsağın cezaevlerinde tutulmasından dolayı tahliyesine sevinemediğini belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin soykırım davalarından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan hakkında verdiği kararın ardından avukatlar bugün Ahmet'teki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu. Savcının tahliye talebini değerlendiren mahkeme tutuklu vekillerin tahliyesine karar verdi. Karar ardından ilk olarak Gülser Yıldırım'ın Mardin E-tipi cezaevinden tahliye edildi. Yıldırım'ı yüzlerce kişi cezaevi önünde karşıladı. Yıldırım yaptığı ilk açıklamada özgürlüğüne sevinemediğini belirtti. Yüzlerce siyasetçi, yüzlerce binlerce siyasetçi ve seçilmiş insan bırakarak çıkmışsam ben bunu böyle hani sevinçle karşılayacak bir durum değildir. Aradan geçen kısa bir süre sonra da İbrahim Ayhan'ın Diyarbakır D-tipli cezaevinden tahliye edildiği haberi geldi. Kararı değerlendiren BDP eş genel başkanı Gültan Kışanak kararın olumlu ancak gecikmiş bir karar olduğunu belirtti. Uzun tutukluluk sürelerine dikkat çeken Kışanak, yasal düzenleme yapılarak bu sorunun giderilmesinin gerektiğini ifade etti. Efendim biliyorsunuz artık son günlerde de yargı ile ilgili çok ciddi tartışmalar var. Yani biz Kürtlerin ve kadınların yargıya fazlaca bir ihtimal kalmamıştı. Ama son tartışmalar öyle gözüküyor ki bence Türkiye'de artık 72 milyonun tamamının yargıdan bir şikayeti var. Adalet yok. Bence Türkiye'nin en büyük sorunu devletin yeniden yapılanması, demokratik devletin olmalarına göre kendisini bu yapısal sorunlardan arındırması gerekiyor. Kışanak, kararın soykırım davalarından tutuklu tüm siyasi tutsaklar için de uygulanması gerektiğini belirtti. Türk Devleti'nin Rojava'da Kürt halkına saldıran çetelere verdiği destek defalarca teşhir olmuştu. Bu yardımlardan biri de önceki gün Hatay'da ortaya çıktı. Önceki gün Hatay'ın Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde polisler İnsani Yardım Vakfı İHA'ya ait bir tırı durdurdu. Çok sayıda silah ve cephanenin bulunduğu tır Hatay valiliğinin devreye girmesi üzerine geri bırakılmıştı. Tırı takibe alan ve durduran polis ekibi ile şube müdürleri ise olay ardından görevden alındı. Olay sonrası AKP'li bakanların yaptıkları açıklamalarsa çetelere yardımları kabul eder nitelikte. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı bu durumun bizimle ilişkisi yok, İçişleri Bakanlığı ilgileniyor derken İçişleri Bakanı Efkan Ala ise sorular üzerine herkes işini bilecek değerlendirmesinde bulundu. Açıklamalar ardından CHP'nin Hatay vekilleri cephane yüklü tıra ilişkin İçişleri Bakanı Ala ve Vali Lekesiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel konuyu meclis gündemine taşıdı. Tırda silah bulunduğu iddialarını Tüzel Türk Başbakanı Erdoğan'a sordu. Tüzel soru önergesinde tırın kime ait olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını sordu. Benzer bir şekilde 7 Kasım 2013'te de Adana'da polis bir tırı durdurmuş ve tırda yüzlerce roket başlığı ele geçirilmişti. BM İnsani İşler'den sorumlu genel sekreter yardımcısı Valeri Amos, Hatay'da önceki gece durdurulan tırla ilgili bir soruyu yanıtladı. Amos, BM olarak sınırı geçecek tüm yardım tırlarının gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz dedi. BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında tırın arama yapılmadan Suriye'ye geçtiği hatırlatıldı. Bunun üzerine Valeri Amos şunları kaydetti. Yardımlar bir ülkeye geldiği zaman normal gümrük prosedürlerinden geçmek zorundadır. Bunların içinde neler olduğuna bakılmalıdır. Daha önce de bölgedeki mülteci kamplarının sınırdan daha uzak noktalara kurularak askeri kamp haline getirilmesine engel olunmasını istemiştik. More people denied access to the most basic services.
Öte yandan Suriye'de çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu mensupları da tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Son olarak Halep kentinde rejim güçleriyle devam eden çatışmalarda yaralananların tedavi için kilise getirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Suriye'nin Halep kenti yakınlarında rejim güçleriyle Özgür Suriye ordusu arasında çatışma çıktı. Meydana gelen çatışmada yaralanan 5 kişi araçlarla önce Pınar sınır kapısına getirildi. Sınırda hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahale yapıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olanların Antep'teki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Bir insan hakları örgütü Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmeye hazırlanıyor. Türkiye teröre destek vermek ve terör gruplarıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Açıklama Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi'nin iki liderinden biri olan Haytham Mana'dan geldi. Mana, Türkiye'yi Suriyeli olmayan terörist grupların Suriye'ye girişine kolaylık sağlamak, bunlarla işbirliği yapmak ve bu grupların Türkiye sınırları içinde eğitim görmesine izin vermekle suçluyor. Şikayette bulunan 11 kurum arasında Haklar ve Kalkınma için Küresel Ağ, Savaş Suçlarına Karşı Uluslararası Koalisyon, Arap Komisyonu Hakları adlı örgütler de bulunuyor. Türkiye'den bazı insan hakları grupları da suç duyurusuna destek veriyor. Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi Suriye'de 3. yolun mümkün olduğunu savunuyor. ...22 Ocak'ta yapılması planlanan Cenevre 2 Barış Konferansı için geri sayım başladı. Konferansa az süre kala tartışmalar da giderek alevleniyor. Tartışmaların başında ise geçici katılımcıların listesinde İran'ın yer alıp almaması geliyor. 22 Ocak'ta ilk olarak İsviçre'nin Montreux kentinde 30'dan fazla ülkenin dışişleri bakanlarının Esad yönetimi ve Suriyeli muhaliflerin temsilcileriyle bir araya gelmesi, görüşmelerde daha sonra Cenevre'de kapalı kapılar ardında devam edilmesi bekleniyor. Bir süre önce açıklanan katılımcıların geçici listesinden İran'dan temsilcilerin bulunmaması tartışmaları yeniden başlattı. İran'dan bir heyetin konferansa katılmasını Birleşmiş Milletler, Suriye ve birçok ülke destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve muhalifler ise İran'ın konferansa katılmasına karşı çıkıyor. Orta Doğu ile devam edelim. Lübnan'ın başkenti Beyrut bir hafta içinde ikinci bombalı saldırısına sahne oldu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda resmi bilançoya göre 6 kişi öldü, 66 kişi de yaralandı. Polis sözcüsü bombanın tahrip gücünün yüksek olduğunu ve patlamanın büyük hasara yol açtığını belirtti. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Öte yandan Lübnan'da Kasım ayında Beyrut'taki İran Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırının azmettiricisi tutuklandı. Irak'ta ise özel harekat timleriyle Irak Şam İslam Devleti örgütü arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ramadi ve Felluce kentlerinde 3 gün önce başlayan çatışmaların ardından Irak Başbakanı Maliki bölgeye yeni birlikler takviye edeceklerini söyledi. Değerlendirmelerde bu operasyonda İran'ın desteğinin yanı sıra Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Ürdün arasında işbirliği kurulduğu belirtiliyor. Sünni kimliğiyle bilinen Irak Şam İslam Devleti örgütü kontrolü ele geçirdiği her iki kente mahkumları serbest bırakarak hükümete ait araçları ateşe verdi ve şehre güvenlik noktaları kurdu. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Irak'ta 2013 yılında başlayan şiddet olaylarında şu ana kadar 7.818 kişinin öldüğünü, 17.981 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Gündemden şu sıralar düşmeyen bir başka konu ise 30 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler. BDP'nin 2014 yerel seçim çalışmaları coşkuyla devam ediyor. BDP'nin Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gültan Kışanak, kentteki STK'lar ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarını Ekin Ceren Derneği'nde 3 Kürt kadın siyasetçinin mücadelesini yürütme sözüyle başlatan Kışanak, yerel yönetimlerde kadın farkındalığı yaratmak istediklerini söyledi. Yani çok önemli bir iddia, özgürlük iddiamızı bu kentte gerçekleştireceğiz demektir. Bu nedenle bugünden sıkı bir çalışmaya başlamak, iyi tartışmak, ihtiyaçlarımızı iyi tespit etmek, hedeflerimizi doğru belirlemek, doğru yol yöntemlerle, araçlarla mücadele etmek ve yerel yönetimleri bu konuda seferber etmek gerekir. BDP'nin Van Merkez İpkel Yolu ilçesi belediye başkan adayı Aygül Bidav halkla buluştu. Aralarında BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve belediye başkanı Bekir Kaya'nın da olduğu binlerce kişi ilçe binasına yürüdü ve ardından miting düzenlendi. Belediye Başkan Adayı Aygül Bidav halkı selamladı. Paris katliamını kınayarak Rojava direnişini selamladı. Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Vekil Özdal Üçer de kısa birer konuşma yaparak halk iradesini ve halka hizmeti esas aldıklarına vurgu yaptı. Artemetan ve Vestan ilçe belediye başkan adaylarının halkla buluşması mitinge dönüştü. Halka hitap eden BDP Artemetan Belediye Eş Başkan Adayı Sevil Rojbin Çetin, seçimlerin demokratik özelliğin kalıcı inşasında önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Westan ilçesindeki karşılamada miting havasındaydı. Eş başkan adayları Gönül Deniz ve Basri Arslan halkla birlikte seferberlik ruhuyla çalışılacağına vurgu yaptı. BDP Betlis Belediyesi eş başkan adayları basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya katılan BDP Kent Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve eş başkan adayları Hüseyin Olan'la Nevin Daşdemir Dalkıran birer konuşma yaptı. Konuşmalarda kesin başarı hedeflendiği belirtildi. BDP'nin Silopi Belediye Başkan Adayı Emine Akça, Silopi'deki kurum ve kuruluşları ziyaret etti. BDP'li yetkililerin de katıldığı ziyarette halk iradesi ve belediyeciliğinin esas alınacağı vurgulandı. Ocak Paris katliamının yıl dönümüne de 6 gün kaldı. Katliamı lanetleyen kadınlar 6 gün boyunca alanlarda olacaklar. Bugün de 3 Kürt kadın devrimciyi anan kadınlar katliamın aydınlatılması talebine aykırdı. Batman dün gece 9 Ocak katliamını meşaleli yürüyüşle kınadı. Gençler dev bir ateş yakarken kadınlar hep bir ağızdan Çerha Şoreşi marşını okudu. Bugün ise barış anneleri basın açıklaması yaparken katliamın faillerinin açığa çıkarılmasını istedi. Nesibinde de kadınlar DÖK öncülüğünde yürüdü. BDP ilçe örgütünde başlayan yürüyüşe BDP'li yerel yöneticiler ile birçok sivil toplum kuruluşu da katıldı. Mitanni Kültür Merkezi'ne gelen kadınlar, Kürt özgürlük mücadelesinin sembolleri olan Cansız, Doğan ve Şailemez'in mücadelesini sürdüreceklerini haykırdılar. Mardin'in Derik ve Mazıdağ ilçelerine bağlı köylerde BDP'li belediye eş başkan adaylarının da katılımıyla halk toplantıları düzenlendi. Rahalı kadınlar ise 5 Ocak'ta Topçu Meydanı'nda başlayacak yürüyüş öncesi BDP il binasında basın toplantısı düzenledi. Ahmet'in Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde katliamı lanetleyen kadınlar adına BDP'li vekil Nursel Aydoğan konuştu. Aydoğan katliama ilişkin şunları belirtti. Sakine arkadaşı katledenler PKK'ye bir mesaj vermek istediler. Sayın Öcalan'a bir mesaj vermek istediler. Dediler ki sizin dava arkadaşınızı, yol arkadaşınızı katlediyoruz. Yani tasfiyeye PKK'nin öncü kadrolarından, lider kadrolarından başlıyoruz. Bu süreç
size kadar uzanacak, size kadar gelecek bir süreçtir demek istediler. Ve bu yüzden kadınları alanlara çıkmaya çağırdı. BDP Bismil Kadın Meclisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülten Kışanağ'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek yürüyüşe katılım çağrısı yaparken Cölemek Şemzinan'da da Kadın Meclisi Nujin Kadın Yaşam Evi'nde 3 Kürt kadın devrimci için mevlüt verdi. Mersin'de de DÖK ile BDP Genç Kadın Meclisi üyeleri BDP Toroslar İlçe Örgütü binasında anma etkinliği gerçekleştirdi. İnsan hakları ihlali açısından Türkiye ilk onda kalmakta ısrar ediyor gibi kadın cinayetlerini durduracağız platformu geçtiğimiz yılın bilançosunu açıkladı. Bilançoya göre 237 kadın namus cinayeti adı altında katledildi. Platform 2013 yılında en fazla kadın cinayetlerinin yaşandığı illeri İstanbul, İzmir, Ahmet, Dilok ve Antalya olarak verdi. 237 kadının katledildiğini açıklayan platform, katillerin 44'ünün kadınların eşleri olduğuna dikkat çekti. Boşanma, ayrılık sebebiyle 30, kıskançlık sebebiyle 13 ve kadının kendi hayatına ilişkin karar vermesi sebebiyle 26 kadın katledilmiş. Üstelik bu kadınlardan 25'i koruma talebinde bulunurken ve 18'i de devlet koruması altındayken katledilmiş. Cinayetlerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı sorumlu tutan platform, bakanlığın kadını aile içinde hapseden politikalarına imza attıkça cinayet haberlerinin gelmeye devam edeceğini belirtti. Çocuklara yönelik cinsel istismarın artışta olduğu Türkiye'de yargı skandallarına yenisini ekledi. 23 Aralık'ta Afyon'un Çay ilçesi Pınarkaya köyünde 12 yaşındaki A.İ, 16 yaşındaki B.D.'nin cinsel istismarına maruz kalmıştı. A.İ'nin babası savcılığa B.D. hakkında şikayet başvurusunda bulundu. Ancak savcılığın baba Ayhan İ.'ye olan olmuş, daha neyi araştırmamı istiyorsun dediği öğrenildi. Savcılıktan Afyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunu isteyen baba üstüne bir de savcılık tarafından tehdit edildi. Öte yandan tecavüzcü BD'nin bir gün karakolda tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirten baba Ayhan İ, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve okula gidemediğini belirtti. Hindistan'ın durumu da Türkiye'den farksız. Batı Bengal eyaletinde Ekim ayında iki kez toplu tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kızın zanlıların yakınları tarafından canlı canlı ateşe verilerek katledildiği ortaya çıktı. 23 Aralık'ta yaşanan dehşette ilk önce kızın kendini ateşe verdiği açıklanmıştı. Ancak polis kurbanın son ifadesini almayı başararak olayı aydınlattı. Genç kızın şikayetiyle yakalanan zanlıların yakınlarının kıza işkence ettikten ve tacizde bulunduktan sonra yaktığı ortaya çıktı. Olayın duyulmasıyla Hindistan Komünist Partisi'nden kadınlar başkent Yeni Delhi'de gösteri düzenledi. Doktorlar kurbanın hayatını kaybettiği sırada hamile olduğunu açıkladı. 16 yaşındaki genç kız için cenaze töreni düzenlenirken kurbanın annesi ise sinir krizi geçirdi. Yaşanan olay 2012 yılında Yeni Delhi'de bir otobüste saldırıya ve toplu tecavüze uğramasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki kız öğrenciyi akıllara getirdi. Gezi Parkı direnişi de terörize edilmeye çalışılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4'ü tutuklu 36 kişi hakkında hazırladığı 95 sayfalık iddianame okuyanları hayrete düşürüyor. Aralarında Sosyalist Demokrat Parti MYK üyesi Ulaş Bayraktaroğlu ve SDP Genel Başkan Yardımcısı Ecevit Piroğlu'nun da bulunduğu 36 kişi hakkında hazırlanan ve İstanbul 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede gezi direnişçilerine silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlardan yöneltildi. İddianame, rüşvet operasyonlarını başlatan savcı olarak tanınan Muammer Akkaş tarafından hazırlandı. İddianamede 9 polis memuruyla Taksim'de faaliyet gösteren bir otelin müdürü mağdur olarak gösterildi.
Bu da yetmedi. Protestolar demokratik tepkinin ötesine geçerek terör örgütleri ve marjinal grupların yönlendirmesiyle terör örgütlerinin propagandalarına ve eylemlerine dönüştü. Ayrıca kamu mallarına, özel mülkiyeye zarar verme, kamu görevlilerine aciz düşürme, güvenlik güçlerinin yaralanmasına sebebiyet verildiği iddia edildi. Ve polis destekli ırkçı saldırılara yenileri eklendi. Erzurum ve Afyon'da ırkçı gruplar Kürt öğrencilere saldırdı. Saldırıda birçok öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde dünkü saldırının ardından akşam saatlerinde Yenişehir Elektrikçiler Durağı'nda ve Hacı Ahmet Mahallesi'nde Kürt öğrencinin evlerine saldırı gerçekleştirildi. Bir öğrenci evinin camlarını kıran grup kapıyı zorladı. Saldırılan evdeki öğrencilerin imdadına yine öğrenci arkadaşları yetişti. Kürt öğrencilerin olay yerine gelmesi üzerine ırkçı grup kaçtı. Afyon'da ise Kocatepe Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilere ırkçı gruplar saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 5 öğrenci yaralandı. Öte yandan İHAD İzmir Şubesi olayları yerinde incelemek üzere bir heyet oluşturarak Afyon'a gitti. BDP Agire Milletvekili Halil Aksoy da mecliste saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Cezaevlerinde işkence devam ediyor. BDP Milletvekili Nursel Aydoğan, Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde gardiyanlar tarafından çocuk tutsaklara yapılan saldırıyı İçişleri Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu. Aydoğan, hak ihlalleri ve baskıların incelenmesi için meclis araştırması açılmasını istedi ve konuya ilişkin Bozdağ'ın yanıt vermesi talebiyle Sincan cezaevindeki çocuk tutsaklara uygulandığı belirtilen sistematik işkence ile ilgili olarak bakanlığınıza herhangi bir şikayet başvurusu yapılmış mıdır? Bakanlığınız yaşanan bu ağır hak ihlalinden haberdar mıdır gibi sorular yöneltti. Konuya ilişkin olarak İHAD Ankara Şubesi'nde bir basın açıklaması düzenlendi. Çocukların ailelerinin anlatımı yaşanılan işkenceyi gözler önüne serdi. Yeni sevklerde sevk edilen çocuklara yapılan çıplak arama ve... Tekrar söylüyoruz, bu cezaevi idare, Ankara Çocuk Kapalı Gençlik Cezaevi İdaresi birebir sorumludur. Bu cezaevi idaresinin derhal görevine son verilmesi gerekir. Hukuken yaptıkları yasaktır. Cezai müeyyidleri tabidir. Adil bir soruşturma yürütülürse eğer bunun sonuçları görülecektir. Ayrıca bu cezaevinden sorumlu savcılık, buna ilişkin tahkikatı yapan görevliler ve elbette bundan bu meclise de taşınacak bir boyutu, meclislerinden yapılacak araştırmalar derhal cezaevlerindeki sadece Ankara Çocuk Cezaevi değil Türkiye genelindeki bu hak ihlalleri konusunda derhal bir yaptırım yapılmalıdır. Ahmet'te 2 ve 3 Kasım tarihleri arasında zorla yerinden edilme ve köye geri dönüş konferansı gerçekleştirilmişti. Demokratik Toplum Kongresi Emek, Göç ve Yoksulluk Çalışma Grubu öncülüğünde yapılan konferansta alınan kararlar doğrultusunda komisyonlar oluşturularak çalışmaların başlatılması kararı alındı. Kanunun açılış konuşması ve konferans hazırlık komisyonumuzun Konferans sonrası kurulan Kadim Topraklara Dönüş ve Demokratik İnşa Platformu köye dönüşleri sağlama noktasında yapılabilecek çalışmaları başlıklar altında topladı. Platform üyesi Orhan Artuç, bölgede yıllardır süren savaştan dolayı göç sorununun ortaya çıktığına dikkat çekti. Artuç bu sorunun gün geçtikçe büyüdüğünü ifade etti. Oluşturdukları komisyon çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Artuç, platformun yerellerde örgütlenerek geri dönüşlerde kolaylaştırıcı bir rol oynayacağını belirtti. Artuç ayrıca bölgede geri dönüşler önünde engel olan koruculuk, HES'ler, utanç duvarları ve ekonomik sorunların çözümü için de mücadele yürüteceklerini belirtti. Yani son 30 yıllık Kürt sorunundan kaynaklı düşmanın ciddi anlamda kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tasarı genel kurulda kabul edildi. Tasarıya sağlık emekçilerinden tepkiler yükseldi.
Maddeye göre hekimler sokakta acil durumlarda hastalara müdahale edemeyecek. Eden hekimlere hapis cezası istemiyle dava açılabilecek. Yaralılara ancak acil durumlara müdahale eğitimi almış asker ve polis tıbbi müdahalede bulunacak. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, SES Merkez Yönetim Kurulu torba yasaya yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada torba yasanın pek çok maddesinin anayasada olan kişi hak ve özgürlüklerine aykırı bir şekilde işçinin zorla çalıştırılarak halkın ve işçinin sağlığının hiçe sayıldığını belirtti. Adana Osmaniye Tabip Odası üyesi hekimler de yasaya karşı basın açıklaması düzenledi. Türkiye'nin 2013 yılı enflasyon oranı hedefi %6.8 iken %7.40 olduğu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.40 ve 12 aylık ortalamalara göre %7.49 artış gerçekleştiğini açıkladı. 2012 yılında bu oran %6.16 seviyesindeydi. AKP hükümetinin enflasyon hedefi Ekim ayında revize edilmiş haliyle %6.8 seviyesindeydi. IMF ise enflasyonun %8'e çıkacağını tahmin ediyordu. Bölgelere bakıldığında ise aylık en yüksek artış %0.88 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleşti. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.